Ben Mustafa İlşahin. Uzun bir aradan sonra bugün tekrardan sizlerleyim. Ve bugünkü konumuz mezuna kalmalı mıyım, kalmamalı mıyım? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere sınav açıklandı ve bir kısmınız beklediği sonuçları elde edemedi ve bir kısmınız da beklediği sonuçları elde etti. Beklediği sonucu elde edenleri tebrik ediyorum. Elde edemeyenler için de dünyanın sonu değil arkadaşlar moralinizi bozmaya gerek yok diyorum. Şu anda aranızda hala sınav sonucunu kabul edememiş. Kendini yediremeyenler illaki vardır. Onlara da buradan bir uyarıda bulunayım. Arkadaşlar şoktan çıkmanın zamanı geldi. Sizin için siz düşünmezseniz kimse düşünemez. Yanlış karar vermeyin. İyice her şeyi düşünün. Mezuna kalmayı gözünüz kestirir mi? Veya şu anki sıralamanızla nereye gidebilirsiniz? Buraya giderseniz mutlu olur musunuz? Olmaz mısınız? Pişman olur musunuz? Olmaz mısınız? Bunların hepsini güzelce değerlendirin. Dediğim gibi sizi siz düşünmezseniz ne anneniz babanız düşünür, ne öğretmenleriniz düşünür, ne arkadaşlarınız düşünür. O yüzden araştırmalarınızı lütfen kendiniz detaylıca yapın. Tabii ki etrafınızdan bilgi alışverişinde bulunun. Olan fırsatları değerlendirmeye çalışın. Ama dediğim gibi lütfen şokunuzu atlatın ve işe koyulun artık. Bildiğiniz üzere ben mezuna kalmadım. Ama bu sene mezuna kalan birçok öğrenciyle çalıştım. Onlara koştuk yaptım. O yüzden mezun psikolojisinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Nasıl bir süreçten geçileceğini çok iyi biliyorum. Ve mezuna kalmanın iyi de gelebileceğini kötü de gelebileceğini herkese biliyorum. Şimdi motivasyonunuzu arttırmak adına iyi bir senaryoyla başlayayım. Arkadaşlar benim öğrencilerimden birinin bu sene ikinci mezunuydu. İlk sene 12. sınıfta doğru düz herhangi bir temeli olmadığı için e, 60.000 gibi TRT bir sıralaması yaptı. İkinci sene depreme yakalandı ve yine... E, tam olarak odaklanamadı ve bunun sonucunda 105 bin gibi bir sıralama yaptı. Ve üçüncü seneye baktığımızda son sene bu sene ben de şairim köpek gibi çalıştı affedersiniz. Ve üçüncü senesinde 8900 gibi bir sıralama yaptı. Dediğim gibi iyi senaryolardan biri buydu. Arkadaşlar mezun senenizde gerçekten düzenli, verimli ve çok bir şekilde çalışırsanız böyle sıralamalarda atlamalar yapmak mümkün. Ama bir yandan baktığınızda aynı sıralamayı veya çok ufak daha iyisini veya daha da kötüsünü yapmanız da mümkün özellikle 2024 gibi bir sınav yani bu seneki sınav denk geldiği zaman yani sınava verdiğiniz emeğin karşılığını alamama şansınız da var. Mesela yine kendi öğrencilerimden birinden örnek vereyim. Arkadaşlar deneme sonuçlarınız ne kadar iyi de olsa yani her şey güllük gülistanlık mükemmel bir şekilde çalışmış da olsanız sınav anı denen bir faktör var. Ve siz bu sınav anını yönetemediğiniz takdirde ne kadar iyi olursanız olun potansiyelinizi gerçekleştiremeyebilirsiniz. Ve bu durum size bir şok etkisi yaratabilir. Yani o yüzden mezuna kalmanın da bir yandan çetrefil tarafı bu. Şimdi size kısaca iyi örnekten de kötü örnekten de bahsettim. Birazcık genel konuşmaya başlayalım. Arkadaşlar birincisi hayat sizin hayatınız. O yüzden sizin yerinize kimsenin karar vermesine izin vermeyin. Sizin belki hedefiniz çok kaliteli bir mühendislik yazmaktı. 3000, bin, 5000 bin veya 1000 tarzı sıralamalar hedefliyordunuz. Ama gelen sıralama 15000, bin, 20000 bin tarzı bir sıralama oldu. Çevreniz sizi bu konuda kesinlikle tıpa doğru yönlendirecektir. Diyecektir ki tıp yaz git ne uğraşacaksın bir sene daha. Yani bunu siz değerlendirin tamam mı? Bunu sizin anneniz, babanız, arkadaşlarınız, hocalarınız sizden daha iyi bilemez. Siz belki tıp okumak istemiyorsunuz veya bir kan korkunuz var. Tıp okuduğunuz takdirde yani bir sene okuyacaksınız belki nefret edeceksiniz tıptan. Yani devam etmek istemeyeceksiniz. Bir seneniz tamamen çöpe gitmiş olacak. Veya yine aynı durumun içinde iyi bir senaryo da var. Yani 15 bin, 20 bin yaptınız ilk mühendislik hedeflerken iyi bir mühendislik gelmeyeceğini düşünüyorsunuz ve tıp yazdınız ve tıpı çok da sevebilirsiniz. O yüzden kendi araştırmanızı çok iyi bir şekilde yapmanız lazım. Tıp okursam beni neler bekliyor? Ben 6 sene boyunca nasıl okuyacağım? Nasıl dersler göreceğim? 6 senenin sonunda ne olacağım? Zorunlu görevim mi var? Uzmanlık kazanmak için ne yapmam gerek? Uzmanlık okumalı mıyım? Okumamalı mıyım? Ne kadar para kazanacağım? İş garantim var. Tamam mantıklı. Ama bu tarz şeylerin hepsini bir değerlendirmeniz lazım. Veya baktığınız zaman ben doktor olmak istiyor muyum? Veya biraz daha gerilere gidelim. Hedefimiz tıp kazanmaktı. 20 bin gibi bir salama yapmak dediniz ama siz 35 bin 40 bin civarı yaptınız ve tıkların hiçbiri tutmuyor. Askerilerde dışında bir iki tane askeri tutuyordur ancak. Ve asker okula da gitmek istemiyorsunuz. Önünüze bir seçenek olarak diş hekimliği var. Ben diş hekimi olmak istiyor muyum diye kendinize bir sorun. Diş hekimi olduğunuz zaman nasıl bir hayat sizi bekleyecek? Diş hekimi olmanın iyi yanları, kötü yanları nasıl okunabilir? Bunları güzelce bir araştırın. Etrafınızda diş hekimi olan varsa, doktor olan varsa, mühendis olan varsa veya bu okullarda okuyanlar varsa Bunlarla mutlaka iletişime geçin. Hiçbir şeyden çekinmeyin çünkü sizin hayatınız çok kıymetli arkadaşlar. Ve hayat elinize bir kere geçen bir şey. O yüzden pişman olacağınız bir şekilde yaşamamanız lazım. Sonrasında bir diğer konu. Ben ilk senemde sınavıma girdim. Bu sene zaten mezun senemdi ve geçen seneye çok benzer bir sınavıma yaptım. Veyahut daha kötüsünü yaptım. Bir daha mezuna kalmalı Eğer siz bu konumdaysanız sizi çok ciddi bir değerlendirme bekliyor düşünün ben bu sene neleri yanlış yaptım veya bir şey yanlış yaptım mı? Yaptıysam yanlış yaptığım şey büyük müydü? Sınav sonucumu o mu etkiledi? Ben bir konuları yeteri kadar bilmiyor muydum? Yeteri kadar çalışmadım mı? Yeteri kadar kaynak çözmedim mi? Yeteri kadar deneme çözmedim mi? Bunları bir düşünün. Eğer bu soruların hepsinin cevabı hayırsa ben her şeye dört dörtlük çalıştıysam her şeyde bir sıkıntı yaşamadıysam veya sınav anı sizden kaynaklı olmayan hastalık olsun vesaire olsun yani bu tarz durumlara girdim mi girmedim mi? Bunu bir düşünün. Eğer buna da cevabımız hayırsa kendi doğanızdan gelen bir stres yapısına sahipseniz mezuna kalmak sizin için büyük bir risk unsurudur arkadaş. Çünkü bunu ikinci kere yaşayacaksınız ve bir sene daha çalıştıktan sonra bir daha sınava girmeniz takdirde ve yeniden olumsuz bir sonuç elde etmeniz takdirde gerçekten kendinizi çok büyük bir boşluk içerisinde hissedebilirsiniz ve e, çok pişman olabilirsiniz. Tabii bir yandan da yine tam tersi de olabilir işler veya bir psikolojik destek alırsınız, kritik anları yönetmeyi öğrenirsiniz. Yani dediğim gibi Mezuna kalma konusu çok soru işaretli bir konu ve kişiden kişiye çok değişebilen bir konu arkadaşlar. O yüzden mezuna kalma konusunda benim size yegane tavsiyem tekrardan her şeyi çok detaylı bir şekilde güzelce değerlendirmek ve kendi isteğiniz doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Şimdi bana diyebilirsiniz benim ailem çok katı yok beni oraya göndermiyorlar vesaire. Bu tarz konularda ailenizi karşınıza alacaksınız. Diyeceksiniz ki Anneciğim, babacığım e, benim bir hayalim vardı. Ben şunu yapmak istiyorum. Ben doktor olmak istemiyorum. O yüzden mezuna kalmaya karar verdim. Onlar da illaki ki başlangıçta kabullenmeseler bile bir yerden sonra sizin yanınızda olacaktır. Veyahut da e, aileniz size başka sebeplerden ötürü başka şeylere yönlendiriyor olabilir. Yani konuşup detaylandırarak çözebilirsiniz her konuyu. Dediğim gibi sınav süreci sonuçlandı ve tercih dönemi e, birkaç gün sonra başlayacak tercih dönemi başlamadan sizin araştırmalara zaten başlamanız olmanız gerekiyor. Eğer hala başlamadıysanız, hala şoku atlatamadıysanız lütfen araştırmalara başlayın. Elinizdeki sıralama nedir? Elinizdeki sıralamaya girebileceğiniz üniversitelerin listesi hangi bölümü istiyorsunuz veya istediğiniz bölüm tutmuyor mu veya istediğiniz bölüm sizi tatmin edecek bir üniversite tutmuyor mu farklı bölümlerin araştırılması veya mezuna kalacaksanız mezuna kalmalı mıyım sorusu mezuna kalırsam nasıl ilerleyebilirim? Mezuna kalırsam beni nasıl bir senaryo bekleyecek? Bu tarz soruları güzelce detaylandırın. Etrafınızda illaki sizden önce mezuna kalmış arkadaşlarınız vardır. Onlarla bu konularda konuşabilirsiniz. Ve yorumlarda da birbirinizle fikir alışverişi oluşturabilirsiniz. İlla ki bu konuyu ve bu videoyu beni takip eden, üniversiteyi kazanmış, iyi sonuçlar yapmış, mezuna kalarak yapmış bunu veya ikinci kere mezuna kalarak yapmış. İlla ki böyle insanlar olacaktır. Böyle insanlar yorumlarda diğer arkadaşlara yardımcı olursa çok sevinirim arkadaşlar. Tekrardan ufak toparlıyorum. Dediğim gibi mezuna kalma konusu çok öznel bir konu ve çok fazla farklı senaryoya açık bir konu. O yüzden herkesin hikayesi zaten ben her zaman söylerim. Herkesin hikayesi kendine orijinaldir. Hepinizin farklı farklı orijinal hikayeleri var. Kiminiz deprem senesini atlattı, üstünde bir daha çalıştı. Veya yani çok farklı senaryolara çalışanlar vardır aranızda dediğim gibi. Sınav anı çok büyük panikler yaşayanlar, büyük sıkıntılara girenler. Veya hiçbir sıkıntısı olmadan sınav anı paniklenenler veya her şeyi mükemmel şekilde yapıp sınavında güzel geçenler. Her şey vardır aranızda ve 2024 gibi bir sınavın zor bir sınavın denk gelmiş olması, salamaların hiç beklemeniz gibi gelmiş olması sizi çok büyük şoklara düşürmüş olabilir. Dediğim gibi bu şoktan uyanıyorsunuz artık. Çünkü önümüzde 4 gün, 3 gün, 4 gün kadar bir süre kaldı tercih dönemine. Oradan sonrasında tercihlerinizi yapacaksınız. Dediğim gibi bu süreçte benden beklediğiniz videoları aşağılarda belirtebilirsiniz. Benim önümüzde en güzel şekilde planladığım video tıp ve mühendislik videosu olacak. Çünkü çok tartışılan bir konu. Size faydalı olacağını düşünüyorum. O videoyu da beklemede kalın. Şimdi işte dediğim gibi mezda kalmanın iyi yanları da var, kötü yanları da var ama bu soruya cevap verebilecek tek kişi sensin. O yüzden iyi değerlendir. Video izlediğin için de teşekkür ederim. Umarım beğenmişsindir. Senin için faydalı olmuştur. Beğendiysen beğenmeyi unutma. Kanala abone olabilirsin. Yorumlarda da fikirlerini bekliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.